Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seninle beraber Tonguç Hovercraft yapacağız. Hovercraft ne hocam? Hovercraft dediğimiz şey aslında öyle bir araç ki Tonguç Hem karada hem denize gidiyor ve altında Oo. sürtünme kuvvetini yok edecek bir sistem kurmuş adamlar. Yani ne yapmışlar biliyor musun? Altında hava üfleyerek havanın sayesinde sürtünme kuvveti olmadığı için istediği gibi rahat rahat gidebiliyor. Uçak gibi i̇şte Aynı onun gibi uçak gibi zaten böyle görüntüleri falan çok göreceksiniz. Hatta koyacağız yana da. İnanılmaz e, değişik bir sistem ama biz burada neyi amaçlıyoruz? Sürtünme kuvveti nedir? Nasıl bunu e, yok edebiliriz veya nasıl bunu azaltabiliriz? Bazen bazen de ihtiyacımız olduğu için arttırıyoruz. Şimdi yapacağımız şey çok heyecanlı. bir tane CD kullanıyoruz. E, tabii sen bilmezsin CD'ler. CD, CD eskiden, nedir hocam? Eskiden müzik dinlemek için CD kullanıyordu insanlar. Aa. Dolayısıyla şimdi CD var. Bir tarafını böyle bir kağıtla kapladık. E, aynı zamanda Tonguç Hanım benim bir makasımız var. Bir tane çift baran taraflı bantımız var. Bir tane böyle sporcu içeceklerinde böyle hani aç kapa e, böyle kapaklar olur biliyor musun? Evet, böyle, hocam, Hani evet. Kapağı böyle açmayla uğraşmazsın. Böyle direkt çekersin

ondan bir biberon tane biberon gibi kapak bulduk hani biberon gibi bir de balon var Tonguç Bey'im. Bir de hareketi gözlemleyebilmemiz için bir tane tablo aldık. Zaten bunu da e, senle gözeceğiz. bu metrik bir tablo. Hocam çok heyecanlıyım. Hemen icraalıyım. şimdi sana. ilk başta yapacağımız şeyini biliyorsun. biliyor musun? İlk başta CD'mizi aldık. CD'mizin alt yüzeyi aslında hovercraft'ımızın altı olacak ve sonrasında çift taraflı bantımızı aldık Tonguç Hocam Bey'im. Bunu bunun üstüne yapıştırdık Tonguç Hocam Bey'im. Bunu bunun üstüne yapıştırdıktan sonra ki burası çok kritik gerçekten de. Sonra şunu şöyle şöylemesine kesiyorum Tonguç Eran Hocam Bey'im parmağınızı kesmeyin. Tabii ama. parmağımı kesmedim. Çok dikkatli oluyorum. Deneylerde sürekli önlük giyiyorum dikkat ettiysen. Önce güvenlik hocam. Evet önce güvenlik diyoruz her zaman. E, hatta şöyle bir keselim. Bunu tam böyle yuvarlak bir pozisyona getirelim ki hem de güzel gözüksün. Deneyimizde e, cool. senin anlayabileceğin pozisyona Hocam şimdi uçan araba mı şimdi ilk, başta, bakla. ilk başta aslında burada balonun çok büyük bir etkisi var. Balon işte o hovercraft'taki e, ba, şey etkisini yaratacak. E, nedir ona? Hani bu hava Uçma. E, etkisini yaratacak. Şimdi senle beraber işte bunu buraya yapıştıracağız. Bunu buraya nasıl yapıştıracağız? Hemen shift bantlarda şöyle bir şey var. Ee, bir tarafını yapıştırdıktan sonra en diğer tarafını. Şey Bantların orasını açmak hocam. Aynen. Diğer tarafının e, şeyini açacağız sonuç benim Kısmını açıyoruz. E, sonrasında buraya yapıştırıyoruz. Buraya yapıştırdıktan sonra artık deneyimizin en can alıcı kısmı artık gerçekten bitti. Hovercraft'ımızın ana mekanizması artık hazır. Sonrasında tabii ki burada havanın geçebilmesi için bir delik açmayı düşünüyorum. E, havanın geçebilmesi için bir tane böyle burada şurada Tonguç Eren Senle bir delik açıyoruz. Bu havanın Hocam geçebilmesi için. Hocam çok ilkel için... duruyor ama yine de uçacağız evet. galiba. İlkel duruyor ama zaten bildiğin hani çok teknolojik hovercraftlar da bu şekilde çalışıyor aslında. Birazcık daha deliğimizi büyütelim ki herhangi bir problem çıkmasın. Sonrasında işte geldik canlıca kısma. Şimdi sen bana yardım et ve bu balonu şişirmeye çalışalım. O yüzden sen sen konuşurken ben konuşuyorum. şişiriyorum. Hemen Hocam siz güzel şişiriyorsunuz ama gel. Aa! Hocam kocaman oldu balon. Patlayacak, patlayacak. Evet ses de geldi zaten görüyorsun Tonguç Eren Bey. Gerçekten de balonumuzu mükemmel bir şekilde şişirdim. Hocam, sonrasında, şişirdiniz. sonrasında burası hala kapalı. Aç kapa e, kapağının hala burasını daha açmadım görüyorsun. Sonra bu balonun ucunu Tonguç Eren Bey'im çok milimetrik hesaplarla buraya yapıştırdım. Şimdi Tonguç Erdem Bey, gerçekten de herhalde infilak edecek çok çok şişirdim çünkü balonu. Hemen bu pislikleri bir alalım bakalım ki rahat rahat deneyimizi Hocam, bunları malzemelerimizi artık Hocam, tamam. Hocam hazır. Artık hovercraftımız hazır olduğu için Tonguç Erdem Bey, Senle beraber bu sporcu içeceklerindeki kapağın normal açılma mekanizması olan şu geri çekimi yapıyoruz ve ve hovercraft'ımız çalışmaya başladı. Getirdiniz. Gerçekten bak ne kadar rahat kendi kendine hareket ediyor. Hocam harika. Kendi kendine hareket bunu ediyor. bunu evde kesin yaparım evet, hocam. Evet tebrik ediyorum. Ve işte bu şekilde. Aa, şimdi bize yapmak bitti. Şey. bitti. hiç sorun değil. Benzinimiz aslında burada çok basit hava. Sen şimdi konuşurken ben hemen balonu üflüyorum. Hadi bakalım. Hocam <laughs> depoyu fullleyebilir misiniz? İyice fullleyin hocam. Sonuna kadar koyun. Tüm depoyu fullleyin hocam. Teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Biraz daha yeter tamam yeter. Hocam çok fazla bir şey dediniz hocam. Gerçekten de bütün nefesim her şeyim bitti ama deney uğruna. Hocam uğruna Her mesela. şeyi yapıyorum Tonguç Eren benim seninle beraber. İşte şimdi artık balonu gerçekten abarttık. Hani artık hocam şey resmen mengir gücü arttı aracın. Ee, evet inşallah uzaya kadar gitmeyiz diyoruz. Evet açtığımız zaman hovercraft'ı. Aa evet. motor. Kapağımızı açtık ve hovercraft'ımız çalışmaya başladı. Gördüğün gibi kendi kendine hareket ediyor. Sadece ben Hocam, arada sırada yön ara sıra yön veriyorum. Yeterince kaygan yüzey, özellikle suda çok rahat gidiyor hovercraft'lar ama karada birazcık yön vermek zor olduğu için daha zor giderler. Ama önemli olan sürtünme kuvvetini azalttığımız zaman. Hocam ben bu işte deneyi bu, evde yaparım. Burada oluşan hava e, hava e, etkisiyle sürtünme kuvveti zaman hareketimize kolaylaşıyor. İşte sürtünme kuvvetinin harekete engelleyici etkisi var. Aynı zamanda bazı yerlerde de hareketi sağlayıcı etkisi var. Dolayısıyla her ikisinin de farkını vararaktan hovercraft deneyimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı Hadi olsun. Bakalım. Hocam. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere.